Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, sonrasında ise dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren teyakkuz halindeyiz. İlk etapta koronavirüs kriz masası kurarak çalışmalarımıza başladık. Başta ilaçlama ve dezenfekte olmak üzere tüm çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi salgına karşı korumak adına yoğun bir mesai harcıyoruz. Tüm dünya olağanüstü bir durumla karşı karşıya ve bu süreçte en önemli konu halkımızı bu salgın konusunda bilgilendirmek. Bunu dikkate alarak halkımızı bilinçlendirmek için koronavirüsünün ne olduğu, nasıl bulaştığını ve korunma yöntemlerini anlatan el broşürleri bastırdık ve vatandaşlarımıza dağıttık. Sosyal medyamız ve billboardlarda konuyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları yaptık. Halkın toplu olarak kullandığı alanları temizlemek ve ilaçlamak önceliğimiz oldu. Toplu taşıma araçları, tramvay ve kapalı duraklara yönelik dezenfekte çalışmaları yaptık. Kent merkezinde 2000 kapalı durağın temizliğini gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızı yürütürken çocuklarımızı da unutmadık. Okullar için tatil kararı alınmasından önce okul servis araçlarını ilaçladık. Belediye hizmet binamız başta olmak üzere Antalya Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü gibi vatandaşların yoğun kullandığı kamu kurumlarımızın 1224 hizmet ünitesi ve 818 camide detaylı temizlik yaptık. ATABEM, ATASEM, ASFİM ve konservatuvar kurslarını tatil etti. Doğan Hızlan Kütüphanesi, Aile Toplum Merkezi, Engelli Rehabilitasyon Merkezi, kreşlerimiz, Oyuncak Kütüphanesi, Okullikleri, Oyuncak Müzesi, Deniz Müzesi, Zıp Zıp Park gibi tesislerimizde güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapattık. Vatandaşların bir araya gelmesini, hastalığın yayılmasını önlemek adına kültür sanat etkinliklerimizde iptal ettik. Bu sürede krizden faydalanmak isteyen fırsatçılara da meydan vermedi. Fahiş fiyatların önüne geçmek için zabıta ekiplerimizle yoğun bir denetim çalışması başladı. Belediyemizin giriş çıkışlarını da denetim altına aldık. Hem vatandaşlarımızın hem de belediye çalışanlarımızın sağlığını korumak adına giriş kapılarımıza hemşirelerimizi yönlendirdik. Hemşirelerimiz, belediyeye giriş yapan personelimiz başta olmak üzere herkesin ateşini ölçüyor. Ölçüm sonucu normal değerlerin üzerinde çıkar vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Evden çıkmayın uyarılarına destek vermek adına biz de hemşehrilerimizi belediyeye gelmeden işlemlerini evden yapabilmesini imkan tanıyacak düzenlemeleri hayata geçirdik. ASAP Genel Müdürlüğümüz abonelik ve vezne işlemlerini uzaktan erişim yöntemleriyle gerçekleştiriyor. Hijyenin son derece önemli olduğu bu süreçte tüm abonelerimizin sularını kesmeme kararı aldık. Belediye kiracılarımızın mağdur olmamaları için de borçlarını 2 ay süreyle erteledik. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk, okullar açıldığında ilk teneffüs sürecinin 40 dakika olacağını söylemişti. Biz de ilk teneffüste öğrencilerimiz güç toplasın diye 81 ilde 81 okula portakal ve buz göndereceğiz. Dezavantajlı gruplara bu süreçte yardım etmek çok önemli. Dezavantajlı grup içerisinde olup da yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarımıza belediyemize müracaat etmeleri halinde yemek yardımında bulunuyoruz. Bu grup içerisinde olan ama yemeğini yapabilecek durumdaki vatandaşlarımıza ise gıda malzemesi yardımı yapıyoruz. Evsiz vatandaşlarımıza da bir mekanda gıda ve barınma desteğimiz de sürüyor. Engelli hizmet birimlerimizin de haftanın 7 günü hemşehrilerimize hizmet edeceğini duyurmak isterim. Biliyorsunuz alınan önlemler kapsamında restoran ve kafeler kapalı. Esnaf tarafından sahiplenilen veya sokakta yaşayan sahipsiz dostlarımız da bize emanet. Kimse merak etmesin, onları da unutmuyoruz. Sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme odakları, su pınarları yerleştiriyoruz. Sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli kuru mama da belediyemize temin ediliyor ve belirlenen noktalara düzenli olarak bırakılıyor. Salgın süresince en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerden biri maske. Belediye olarak ATASEM atölyelerimizde maske yapımına başladık. Belediye personelimizin ihtiyaç duyduğu maskeleri kendimiz üretiyoruz. Yalnızca ülke olarak değil, tüm dünya zor bir süreçten geçiyor.
Bu süreçte yapılan uyarılara hepimiz mutlaka uymalıyız. Ben de tüm hemşehrilerimden başta genel temizlik kuralları olmak üzere hijyene dikkat etmelerini ve gerekmedikçe sokağa çıkmayıp evde kalmalarını rica ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle görev başındayız ve halkımızın yanındayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi ABİM'deki arkadaşlarımız da her türlü soru ve sorun için yardıma hazır. Her zaman söylediğim gibi unutmayalım ki biz birlikte güçlüyüz. El ele verdiğimiz ve kurallara uyduğumuz takdirde bu süreci en kısa sürede en sağlıklı şekilde atlatmak en büyük dileğimiz. Bu yüzden paniğe kapılmadan ama tedbiri de elden bırakmadan kurallara uymamız çok önemli. Öncelikli olarak virüsten etkilenme ihtimali yüksek olan 60 yaş üstü baş tacımız büyüklerimize riskli dönemi atlatana kadar evlerinde kalma çağrımızı yineliyoruz. Bu zorlu süreç bittiğinde birlikte sokakların tadını çıkaracağız. Bir çağrım da bu sürede okula gidemeyecek çocuklarımıza. Biliyorum bu güzel havalarda arkadaşlarınızı özlüyorsunuz. Bu sürede ailenizle birlikte olmanın ve oyun oynamanın tadını doya doya çıkarın. Tabii uzaktan eğitiminiz de ihmal etmemek şartıyla. Bu süreçte evimizin en güvenli yeri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve vatandaşlarımızın bu çağrıya uymalarını da rica ediyorum. Tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum.